Aspor ekranlarından herkese bir kez daha merhaba. Bugün çok fazla merhaba dedik size. Hoş geldiniz tekrar Spor Ajansı'na. Kaldığımız yerden devam ediyoruz konuklarımızla birlikte. Şöyle konuşmaya başlamadan hemen telefon bağlantımızla açılışı yapalım. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş telefon hattımızda. Erdem'e soralım, seçim nasıl ilerliyor? Tabii saatleri geride bıraktık. Katılımın da arttığını biliyoruz. Erdem, sözü sana verelim hemen. Mehmet, iyi yayınlar. Evet, katılım sabah çok daha yoğundu. Saat ilerledikçe birazcık da azaldığını söyleyelim. 11.30 itibariyle katılım 8.280 kişi oy kullanmıştı. Saat 13 itibariyle 13.739 üye oy kullandı. Yaklaşık 25.000 katılım olması, yani şu anki artışı göz önünde bulundurduğumuz zaman öyle bir katılım bekleniyor. Tabii artabilir. Bu sadece bir tahmin. İlgi var Fenerbahçelilerin. Oy veriyorlar. İki başkan da statta. Aziz Yıldırım oyunu kullandı. Katılım şu an itibariyle 35.000'i bulmayacak gibi gözüküyor. Fakat ilerleyen saatlerde tabii ilgi artarsa bu sayıya da ulaşılabilir ama şu an itibariyle zor gözüküyor. Tekrar belirtelim, 13 itibariyle 13.739 üye oy kullandı. Başkanlara büyük bir ilgi var, başkan adaylarına. Herkes fotoğraf çekiliyor, üyeler. Fenerbahçe camiası bugün bir demokrasi şöleni adeta yaşıyor. Dün akşam da iki başkan canlı yayında bir araya geldi. Uzun süre sonra, uzun yıllar sonra Fenerbahçe'nin iki önemli ismi canlı yayında buluştu. Elbette seçimin kazananı Fenerbahçe olacaktır. Bu süreçte Fenerbahçe önemli kazanımlar da elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho oldu. Erken bir dönemde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Transfer çalışmaları aynı şekilde hızlı bir şekilde ilerledi. Verilen önemli vaatler var kulübün geleceği adına. Hem gayrimenkullerle ilgili, hem altyapı çalışmalarıyla ilgili, hem yeni gelir kaynaklarıyla alakalı iki başkan adayının da önemli vaatleri oldu. Tabii bunları kazandıktan sonraki kim kazanırsa kazansın süreç gösterecek. Bu vaatlerin nasıl gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek. Kadıköy çevresinde maç günü gibi binlerce formalı taraftar, formalı kongre üyesi var. Heyecanla bitiş saatini bekliyoruz. Saat 17'de oy verme işlemi sona erecek. 17'ye kadar üye kartlarını alan, giriş kartlarını alan üyeler oy kullanabilecek. Kartlarını alamayanlar, 17'ye kadar alamayan üyeler ise oy veremeyecek. 17'den sonra kartını almaya giden üyelerin de oy kullanamayacağını belirtelim. Saat 17'de oy verme işlemi sona erecek. Saat 19'a doğru da artık sayımın bitmesi bekleniyor. Biz takip ediyoruz demek. Şimdi aktaracaklarımız bu kadar. Erdem Akbaş'a çok teşekkür ediyoruz. Aktardığı tüm detaylar için. Erdem'i dinlerken ekranında canlı görüntüler geldi stad içerisinden ve ne kadar kalabalık olduğunu da sizler de görmüşsünüz. Tekrar rica edelim, belki aralarda yönetmenimiz Oğuz ekranlarınıza getirecektir. Evet, geldi. Bazı yerlerde ciddi sıraların olduğunu, evet, görüyoruz. İnsanlar tabii formalarıyla birlikte katılmışlar bu seçime. Yine Erdem'in bilgileri doğrultusunda başkan adayı Aziz Yıldırım'ın oy kullandığını tekrar hatırlatmış olalım. Hemen sarı bir tişört Fenerbahçe için arkasında yazıyor, ekranlarınızda görüyorsunuz. Şunu da ekleyelim, saat 13 itibariyle 13.739 kişi oy kullandı. Saat başlarında bu sayı tabii yenileniyor. Yine bu saat içerisinde de bilgi geldikçe sizlere aktaracağız. 25-30 bini bulması bekleniyor. Bakalım, ekranda görüyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Şu anki tabloya göre bir kere en az bir 20-22-23 olur diye düşünüyorum. 4 saati yani, geride bıraktık. Evet. Neredeyse 14 bin oldu. Yani 25'i bulurmuş gibi. Yani çok sanki böyle 30'u geçmeyecek ki. Yani 30'u bile bulmayabilir. Bilmiyorum, öyle düşünüyorum ben. Şu anki tabloya göre. Mesela her zaman sonlara doğru olan sandıklar işte yeni yapılan üyelerdir. Onlar da bir heyecanla
gelmişler. İlk sandıklar eski üyelerin, ilk sandık üyelerin olmaları, yani eski üyeler gelip oylarını atıp evlerine giden üyelerdir. Yani orada her bekleyenleri kulüpte de gördük yine stat çevresinde koltukta oturanlar, Fenerbahçe formalı vatandaşlar sonucu da vardı. Şöyle bir şey var, yanılmıyorsam Fenerbahçe'de de öyledir. Şeyi attıktan sonra çıkıyorsunuz, oylar sayılırken bir daha giremiyorsunuz. Öyle bir durum var kulüplerde, tüzüklerde. Yani şimdi 17'de kapanacak sandık, sayıma geçilecek. Sayıma geçilirken dışarıdaysanız içeri giremiyorsunuz. Onun için bekliyorlar. Ya da şimdi girip çıkabilirsiniz. O nedenle bekliyorlardır. Ama tabii bilmiyorum, sıcak da var. Çoğu kişi beklemeyebilir stat içerisinde. Aynen öyle. Saat 17'de sona erecek. Oy verme işlemi tekrar edelim. Sizin de düşüncelerinizi alayım Hayri Beşer. Evet, yani ciddi bir yoğunluk gözüküyor. Tam bu saat belki de en yoğun saatler olabilir mi? Tabii bekliyorduk zaten. Öğleden sonra bekliyorduk. Tam 1-2-3 arası. Evet, yani sabah bir yoğunluk olmuştur. Şimdi de işte sınavdan dolayı gelemeyenlerin ortaya çıkardığı şimdi bir yoğunluk gelmeye başlıyor söz konusu. Tabii aslında biraz da o belirleyecek katılımı. Sınavdan dolayı gelemeyenlerin yoğunluğu belirleyecek. Sanki ciddi bir yoğunluk var ama hani saat olarak işte 3 saat geriye kaldı. Nihayetinde daha fazlasını arkada bırakmış olduk. Ben de hani 30 binleri bulmanın epey bir zor olduğu kanaatindeyim. Ben de öyle. 20 binin üstüne çıkar ama ne kadar olur? 20 bini geçer ya. 20 bini geçer. Onu geçer. 20 bini geçer ama 30 binleri ben de zor olduğunu saat düşünüyorum. Saat 1'de 14 binse 2 oldu zaten saat. 20'yi bulur, 25'i bulur. 25'i bulur. Olabilir. Bulması da güzel olur. Zaten tabii hani insanların hali, tavrı. Sayın Ali Koç hemen ekranda, etrafında da tabii basın mensupları var. Yine Erdem de bahsetmişti. Mevcut başkan ve başkan adayına yoğun bir ilgi de var aynı zamanda. Stat içerisinde. Hemen görüyorsunuz zaten ya, fotoğraflarda çekiliyor işte insanlar. Dün yaşananlar o gerginliği bir kenara çekti. Taraftar açısından iyi oldu. Evet evet, yani herkes desteklediği İşte başkanla muhabbetin peşinde, fotoğrafın peşinde. Böyle olması güzel ve insanlar da büyük bir merak içerisinde bence sonucu bekliyorlar, bekleyeceklerdir. Tabii. Stat etrafında olacak ve güzel de belki kutlamalar söz konusu olacak kazanan cephesinde. Hani kulüplerimizin... Tabii her iki tarafı da destekleyen ciddi bir çoğunluk var. Kesinlikle öyle. Hani statta yapılması, katılımın artması, işte 20 binleri, 30 binleri konuşmamız, belki ilerleyen yıllarda 50 binleri tabii, ve tabii daha fazlasını konuşacağız. Bu güzel bir şey. Seçim sonuçlarını manipüle etmek açısından da işi zorlaştırabilecek bir şey. Evet. Seçimler, şey, kulüplerdeki kurumsallaşmayı, demokrasiyi güçlendirecek bir şey.